Çelik'le ilgilidir. Tuma Çelik'le ilgili partimizin aldığı kararı size aktaracağım. Daha evvel de açıklamıştık. Biz 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza grup yönetimi olarak Tuma Çelik fezlekesini iletmiştik ve Merkez Disiplin Kurulu'nun hızla soruşturma yaparak gereken kararı alması önerimizi yapmıştık. Merkez Disiplin Kurulu 5 Temmuz tarihinde bize de iletti. Disiplin yönetmeliğin 17. maddesi gereği soruşturma bitene kadar tedbiren parti içindeki görevlerinden uzaklaştırmasına karar verdi. Biz de bu kararı Tuma Çelik'e ilettik ve 5 Temmuz tarihinden itibaren parti ile ilgili hem meclis içinde hem meclis dışında herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini kendisine tebliğ ettik. Disiplin Kurulu çalışmasını sürdürdü. Bugün itibariyle biraz önce Disiplin Kurulu'nun kararı ortaya çıktı. Disiplin Kurulu Milletvekili Tuma Çelik'i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi. Bizim tüzüğümüz gereği Tuma Çelik partiden istifa etmiş olsa bile tüzüğün 58F maddesi gereği soruşturulan kişi parti üyeliğinden istifa etse dahi istifaları disiplin soruşturması tamamlanıncaya ve disiplin kurulu kararı açıklanıncaya kadar kabul edilmez hükmü gereği disiplin kurulu istifaya rağmen kovuşturmaya devam etti ve bugün itibariyle kesin çıkarma cezası konusunda kararını verdi. Gerekli işlemler yapılıyor. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim diğer milletvekili Mensur Çelik'le ilgili de yine iddialar ortaya çıkar çıkmaz. Merkez Disiplin Kurulu'na biz gereken verileri sunduk. Grup yönetimi olarak Merkez Disiplin Kurulu bu konuyu görüşüyor. Öyle sanıyorum ki bu hafta içinde Mensur Işık'la ilgili de Merkez Disiplin Kurulu'nun bir kararı ortaya çıkacaktır. Onu da yine sizlerle paylaşacağız. Şunu son cümle olarak söyleyeyim. Bu birkaç gün içinde medyada, özellikle iktidar yanlısı medyada, televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda bize yönelik çok ağır suçlamalarda bulunuldu. Bu konuda biz kendimize çok güveniyoruz. Çünkü kadına yönelik erkek şiddeti ve kadına yönelik suç aslında toplumsal bir mesele. Ve biz biliyoruz ki bu toplumsal mesele toplumda olduğu gibi bütün siyasi partilerde de zaman zaman ortaya çıkabilen bir konu. HDP kurulduğundan beri ilk kez böyle bir durumla, bir milletvekillerinin yaptıklarıyla ilgili bir durumla karşı karşıya geldi. Biz kendimize çok güveniyorduk bu konuda. Bu konudaki kararlılığımız, bu konudaki politik hattımızın doğruluğu çok net ve açıktır. Asla ama asla kadına yönelik şiddet konusunda, kadına yönelik işlenen suçlar konusunda Halkların Demokratik Partisi bir bütün olarak ve özel olarak da Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi tavizkar davranmaz, en ufak bir kararsızlık göstermez. Kadına yönelik işlenen bütün suçlarda şiddet dahil olmak üzere gereken tutumu derhal alır. Bu kim olursa olsun, ister milletvekili olsun, ister herhangi bir düzeydeki parti yöneticisi olsun, hiç fark etmez. Halkların Demokratik Partisi bu konudaki tutumunu asla değiştirmez. Bu güvenle davrandık. Onun için bu olaylar ve bu konudaki propaganda, kara propaganda yapılmaya başladığı andan itibaren gayet özgüvenli bir şekilde bunun sonuçlanmasını, disiplin kurulunun kararını vermesini bekledik. İlk karar bugün açıkladığım gibidir. Halkların Demokratik Partisi kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde son derece kararlı bir partidir. Meclisteki kadın temsiliyetini yükselten parti Halkların Demokratik Partisi'dir. 2015 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde bütün seçimlerdeki meclisteki temsiliyeti, genel temsiliyeti de Halkların Demokratik Partisi'ndeki özel temsiliyeti de artırmış olan bir partidir. Mecliste ilk kadın grubu bulunan parti Halkların Demokratik Partisi'dir. Kadına yönelik şiddeti hiç kimse HDP'ye saldırmak için fırsata dönüştürmeye kalkışmasın. Çünkü biz bu konuda çok eminiz kendimizden. Bu konuda ne parti dışında, yani toplumda, ne de parti içinde herhangi bir şekilde kadına yönelik suç işlendiği zaman, kadına yönelik şiddet uygulandığı zaman biz asla ama asla bunun karşısında tavırsız kalmayız, susmayız, mutlaka tutumumuzu alırız. Bugün bu sefer de böyle olmuştur. Bu konudaki duyarlılığımız, mücadelemiz hem toplumsal alanda
hem parti içinde devam edecektir. Bunu da bir kez daha vurgulamış olayım. Bugün paylaşmak istediğim konu bununla ilgiliydi. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Çünkü ancak karar çıktı, elimize ulaştı. Böylece kamuoyunu da bilgilendirmiş olduk. Herhangi bir sorunuz varsa onu cevaplayayım, yoksa toplantıyı sona erdirelim. Ben bir takım iddialar var, özellikle bu olayla ilgili, Tuna Çelik olayıyla ilgili. HDP'den diğer milletvekillerine mağdurun olayı anlattığı, yardım istedi, ancak onların olayın örtbas edilmesini sağladığı şeklinde. Bunlar doğru mu? Araştırdınız mı? Şimdi herhangi bir örtbas etme durumu yok. Ancak bizim kadın meclisimiz kadın beyanını esas alan bir çalışma sürdürmektedir her alanda. Kadın meclisine ilk gelen beyanlar bu doğrultuda, fezleke doğrultusunda olmadığı için kadın meclisi ona göre davranmıştır. Ama fezleke ortaya çıktığında ve bu iddiaları gördüğümüz andan itibaren de hemen gerekeni yaptık. Meclise gelir gelmez fezleke grup yönetimi olarak disipline sevk ettik ve disiplin de hızlı bir şekilde kararını vermiş oldu. Bunu konuşacağız. Komisyondaki arkadaşlarla yarın bir araya geleceğiz. Ama yani şimdiden hani şu olacaktır diyemem. Fakat şunu söyleyeyim, ilkesel bir tutum olacaktır. Asla ilkelerimizden taviz veren bir tutum takınmayacağız. Ama bunu dediğim gibi arkadaşlarımızla konuşacağız ve ona göre bir tutum alacağız. Onu da zaten açıklarız büyük ihtimalle yarın, o da belli olmuş olur. Şimdi ben detaylara vakıf değilim, fakat kadın beyanının esas alınması üzerinden işlem görüldüğü için ilk gelen bilgi bu şekildeydi. Dolayısıyla onların da bize ilettikleri bu oldu. Başka bir soru? Pardon, Hakkı Bey, mağdur kadınla görüşme imkanınız oldu mu? Benim asla olmaz, zaten bizim böyle bir şeyimiz yok. Yani bu konuyla ilgili kadın meclisi esas itibariyle çalışır. Yani partimizdeki işleyiş odur. Yani bir kadın mağduriyeti söz konusu olduğu zaman kadın meclisi devreye girer. Erkeklerin herhangi bir şekilde yani söz konusu olmaz. Kadın meclisimiz kurdu tabii. Yani onun için diyorum, onlara gelen, verilen ilk beyan o şekilde olduğu için öyle davrandılar. Evet. Yani ilk gelen beyan aslında bu olayın tam tersi şeklinde mi? Yani içeriğini net olarak bilmiyorum. Fakat ilk gelen beyan fezlekedeki beyanlar olsaydı, geldiği anda biz işlem yapardık. Bundan kaynaklanıyor. Peki, kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri ve ekranlara başında bizleri izleyen değerli halklarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi iki gündür gündemde olan Şırnak'taki bir uzman çavuşun karıştığı cinsel istismar olayı, 13 yaşındaki bir kıza karşı işlenen bu cinsel istismar olayı var. Her ne kadar AKP Grup Başkan Vekili bu durumu kabul etmese de elimde gerek mağdurenin, müştekinin, gerek faiz şüphelinin, gerekse de sorgu hakimliğinin zaptı ve silahla tehdit ve çocuğa cinsel istismar nedeniyle söz konusu bahsi geçen uzman çavuşun tutuklandığına dair sorgu zaptı. Öncelikle bu bilgiyi paylaşmak isterim. Değerli milletvekilleri, 2019 TÜİK verilerine göre de 18.623 çocuk 2019 yılında cinsel istismar suçuna maruz kalmış Türkiye'de. Seçim bölgem olan, aynı zamanda memleketim olan Şırnak'ta da daha önce defalarca kamu görevlilerinin olaylar karıştığı cinsel istismar olayları ve cinsel taciz olayları maalesef ki sıklıkla yaşanmakta. Cizre Merkez Anadolu Lisesi'nde 50 kız öğrenciyi taciz eden memur sene bağlı eğitim bir senin okul temsilcisi öğretmen tarafından bu çocuklar tacize uğradıktan sonra soruşturma açılıyor ve daha soruşturma neticelendirilmeden ödül gibi bir tayinle İstanbul'a söz konusu öğretmen gönderildi. Ve yine 2019'da Beytüşevap'ta korucuların istismarına uğrayan bir kız çocuğu vardı ve bu korucular da o dönemde yine görevlerine devam ediyordu. Ve en son 14.07, yani iki gün önce Şırnak'ın Yeni Mahallesi'nde gece bir sularında iddiaya göre bu uzman çavuş tarafından 13 yaşındaki kız
ensesinden tutulup kendisine doğru çekilmek suretiyle cinsel istismar suçunun işlendiği durumu söz konusu. Ancak söz konusu olay Şırnak'ta bir infial yarattı. 14.07 saat gece 1 sıra aralarında sularında meydana geldi. Vatandaşlar, gençler sokaklara döküldü. Tepkilerini gösterdiler. Sosyal medyada gündem oldu. Ulusal basına yansıdı. Ama her ne hikmetse Şırnak Valiliği 16.43'e kadar hiçbir açıklama yapmadı. Ve açıklamasında da söz konusu cinsel istismar olayını olay mahallinde AA isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek derecede şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği şeklinde basit bir adli olaymış gibi gösterdi. Bunun sonrasında da baktığımızda AKP il başkanı valilik açıklama yapmadan bir paylaşımda bulunmamış. Yine valiliğin açıklaması doğrultusunda bir paylaşım yapmış. Yine AKP Şırnak milletvekili aynı şekilde paylaşımda bulunmuş. Ancak hakkını yemeyelim ki o da sonra validen sonra açıklama yapmış. Şırnak İl AKP Kadın Kolları Başkanı sadece kız çocuklarımıza yönelik yapılan her türlü taciz, istismar, uygunsuz tavır ve hareketlerin karşısında olmaya devam edeceğiz demiş. Yani diğerlerinin aksine aslında olayı destekler nitelikte bir paylaşımda bulunmuş. Değerli arkadaşlar, şimdi tabii ki bir şahsın yaptığı bir suç tüm bir kurumu bağlamaz. Bütün bir kurumu töhmet altında bırakamaz. Ancak size bir örnek daha göstereyim. Şimdi gördüm bunu. Dün akşam saat 22.50 sıralarında Kadir Ergün isimli TC İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışıyor. Şu an Van'da sanırım görev yapıyor. Memleketi Pozantı adına. Kürtlere kızlarını başlık parası için satan ırk diye hakarette bulunmuş ve Şırnak'taki cinsel istismar iddiasını açıkça faşist zihniyetiyle savunmaya kalkışmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, siz istediğiniz kadar yoktur deyin. Siz istediğiniz kadar bunun politikalarımızla alakası yoktur deyin. Ama bu ülkede, şimdi arkadaşlarımız anlattı, siyasetçi arkadaşlarımız siyasi rehine olarak cezaevlerinde. Kürt halkının iradesine her gün darbe yapılıyor. Kürt halkının seçim iradesi gasp ediliyor. Bugün eğer bu durumun bir müsebbibini arıyorsanız aynı zamanda ülkeyi yönetenlerin politikasına da bakmanız gerekiyor. Çocukların kahkaha atması gereken yerde bizler çocuklara bağırmayı, çığlık atmayı öğretiyoruz. Arkadaşlar ne çirkin bir şeydir değil mi? Ve bu durum isteseniz de istemeseniz de iktidarın ve mülki amirlerin çocukların korunması, çocuk cinayetlerin önlenmesi, çocuk istismarların önlenmesi konusundaki noksan eksik politikaları sebebiyle oluyor. Çünkü bütünlüklü ve hak temelli bir çocuk politikanız yok. Bununla birlikte tabii başka örnekler de var. Ensar Vakfı'nda yaşanan olaylarda da bir defadan bir şey olmaz demiştiniz. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çocuk uyurken sessiz olunur. İstismar edilirken de... Buyurun Sayın Muş.